Nurbay Usta TV olarak bütün Türkiye'ye Artvin'den merhabalar. Nurbay Usta TV olarak Artvin'den gerçekleştirmiş olduğumuz ilk haber programı gerçekten farklı bir boyut, farklı bir formatta oluyor. Öncelikle haber başlıklarını sizlere vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde koronavirüs vakası ve Artvin'deki koronavirüsle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Daha sonra Artvin'de dün ve bugün aşırı derecede yağan yağmurlar ve de rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü ve birçok evler, bazı köylerimizde birçok evler, samanlıklar, ahırlar tahrip oldu. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle koronavirüsle ilgili biliyorsunuz bütün Türkiye'de Artvin ilimizde koronavirüs vakası sıfırlanmıştı bundan bir hafta öncesine kadar. Ama ne yazık ki Bursa'dan gelen bir cenazeden sonra Artvin'in Borçka ilçesinde 4 vakamız çıktı. Son bir hafta içerisinde Artvin'de vaka sayımız 5 oldu. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde, Aşağı Koyunlu köyünde ve Yukarı Koyunlu köyünde dün meydana gelen fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ahırların, samanlıkların direkler koptu, çatılar uçtu. Hatta bazı yerlerde ağaçlar köklerinden söküldü. Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı köylerdeki evlerin çatıları uçtu. Hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık kullanılmaz hale geldi. İlçede dün akşam saatlerinde başlayan, ilerleyen saatlerde hızını arttıran rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kaymakamımızın da size selamı ve geçmiş olsun dilekleri var. Aleykümselam. Allah'ım razı olsun. O da bizleri gönderdi. Bakın vatandaşımızın durumu nasıl? Çok zarar ziyan var mı diye. Rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Pınarlı Köyü, Aşağı Koyunlu Köyü ve Yukarı Koyunlu Köyü'ndeki bazı evlerin çatıları uçarken hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık kullanılmaz hale gelirken bazı tarım aletleri, traktörlerde zarar gördü. Yaşım da 91. Ha. Yıllardır böyle bir afet gördünüz mü? Ne Yok, oldu? Nasıl görmedik. oldu? Böyle bir Hiçbir şey afet görmedik. Bir görmedik. şey hiç görmemişim. Büyüdüm ki bu yaşa geldim görmemişim. Nur Bey. Sabahleyin evde yatıyordum. Sabahleyin bir saç sesi duydum. Saç sesi duydum. Balkona çıktım ki benim karşıda ambar var. Ambarın sacını kaldırıyor rüzgar. Hemen gittim ona müdahale etmeye. Bu tarafa geldim. Oradan bir sırık almak için geldim. Geldim bir baktım ki bu dayımın evidir benim. Bir baktım ki buradan bu çatıyı olduğu gibi böyle kaldırdı havaya. O sırıklarla, kollarla beraber buraya vurdu. Ben Şuraya. gittim hemen, evet şuraya vurdu hemen. Nerede Düşürdü, gördüğünüz? evet bu enkaz. Bu Enkaz. enkaz, çoğunu da ayıkladı. Tamam. Yıllardır böyle tek başına yaşıyor. Bu afat oldu. Devlete bir bildirdik. Anında muhtarımız sağ olsun. Geldiler burada gayet güzel bir şekilde ilgileniyor. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'yi korona Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünü ise rüzgar fırtına vurdu. Evet, dün sabah saatlerinden akşama kadar yağan yağmur ve beraberinde gelen fırtına adeta burada çatıları söktü, evleri söktü. Vatandaşlar gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde ama devletimizin yetkilileri, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Jandarması, köyün muhtarlığı herkes buradalar. Yaralar sarılıyor. Devletin bütün yetkilileri burada ama gerçekten burada büyük bir felaket olmuş. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar olayı Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdikten sonra olayı haber alan Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş hemen jandarma ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ekiplerini olay yerine sevk ederek vatandaşların sıkıntıları çözülmesi için çalışmaya başlattı. Çok sağ olun. Allah mutlu versin. Allah devletime bir zaval vermesin. 91 yaşında insan bu kadar yaşıyorum. Devlete güven ediyorum. Allah bir zaval vermesin. Devletimize. Sağ olsun. Duygulanma. Devlet gördü tamamdır. Hem de, tamam. Teşekkür ederim. Kaymakam ve kadar hükümetimize de hep bize teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Ne var? Elazığ'da göl 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 göl. Yağmur yağdı İslandı. Musa Göktaş, yıllardır bölgede böyle bir fırtına olmamış. Fırtınadan evleri zarar gören vatandaşlarımız, evleri o an konaklamalarına müsait olmadığı için konaklama yerleri ayarlandı.
Aç ve açıkta kimse bırakılmadı. Devletimiz her türlü şekilde vatandaşımızın yanındadır. Fırtınanın zarar verdiği bütün köylerimize ulaştık. Fırtınadan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Kaymakam Göktaş hasar tespitini yapılarak kaymakamlık olarak gerekeni yapılacağını belirterek rüzgarın çatıları uçurduğunu duyduk. Hemen köylerimize giderek vatandaşlarımızın zararını yerinde tespit ettik. Evleri konaklamalarına müsait olmayanları akrabalarının yanına yerleştirdik. Bir an önce sıkıntılarını azaltmak için devlet olarak, kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa onları yapacağız. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmaz. İlgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur dedi. Pınarlı Köyü Muhtarı Oktay Çelik de köyümüzün yaşlıları ile konuştum. Yıllardır böyle bir fırtına olmamış. Fırtına sonrası hemen kaymakamımıza ve Şavşat Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdim. Çok sağ olsunlar. Hemen ilgilenerek köyümüze ekipler geldi. Gerekli çalışmayı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim köyüm Artvin'in en büyük köyüdür. Diğer köylerde de hasar varmış ama en büyük hasar benim köyümde. Köyüme bağlı 6 mahallede zarar var. Zararı tespiti yapılacak. Ben 300 bin TL zarar olduğunu düşünüyorum dedi. Ben Şavşat Pınarlı Köyü Muhtarı Oktay Çelik. 25 Mayıs pazartesi günü yani dün itibariyle sabah erken saatlerde yağan aşırı yağmur ve şiddetli fırtınadan dolayı köyümüzde 13 tane ev, 7-8 tane de samanlık ve ahır çatıları fırtınadan dolayı büyük zarar görmüş. Jandarma ekipleri ve kaymakamlık yetkilileriyle birlikte bütün evlerimizi dolaştık. Zarar gören evleri zarar tespitini yaptık. Yetkililer her türlü yardımı yapıyorlar, ellerinden gelen yardımları. Bu anormal derecede korkunç bir fırtına vardı. Evlerde yaşlarımız anlatıyorlar. İşte 90 yaşındaki dedelerimiz, yaşlılarımız anlatıyorlar. Ben diyorlar bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamadım. Ev olduğu gibi uçacak zannettim diyor. Şurada düşünün ki şu gördüğümüz ev çatısı tamamen yaklaşık 60 metrelik bir mesafe burası. Buradan çatının yarısını söküyor. Şu gördüğümüz evin çatısının üstünden öbür tarafa atıyor. Bu korkunç bir şey. Yani orada şu anda enkaz oradadır. Burası en az 60-70 metre. Koronadan dolayı sokağa çıkması yasağı olmasına rağmen devlet yetkilileri geldiler beri bizim yanımızdalar. Bizimle her şekilde ilgileniyorlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ya aşırı rüzgar esti, söktü bacı çattılar tamamen. Çatı mı tamir ediyorsun? Ya söktü tamir edin ya. Kim bakar bize, bize yapacağız. Nasılsın komutan, iyisin? İyi, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, güzel işte. Daha önceden hiç böyle bir şey oldu mu? Hayır, hiç olmamış. Daha önce hiç olmadı böyle. Yok, hiç olmadı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. İlk defa böyle bir şey oldu. Hatta buranın son sacı kaldırırken üstüne çöktüm ki kaldırmadım, ben topraktım. Anladım. Dine hakkı size. Ev, ahır ve samanlık çatısı uçan 91 yaşındaki Aslan Demir, yıllarca bu köyde yaşıyorum. Ben böyle bir fırtına görmedim. Canımızı zor kurtardık. Sağ olsun devletimiz. Allah devletimize zeval vermesin. İlçemiz kaymakamına ve ilçe jandarmamıza, vakıf personeline çok teşekkür ediyorum. Onları görünce çok duygulandım. Bir an çaresizliğimi unuttum. Ne büyük devletimiz, ne idarecilerimiz varmış dedi. Çok sağ olun. Allah mutlu versin. Allah devletime bir zeval vermesin. 91 yaşında insan bu kadar yaşıyor. Devlete güven ediyorum. Allah bir zeval vermesin devletimize. Sağ olsun. Duygulanma. Devlet gördü tamamdır. Hem de tamam. Korkma. Teşekkür ederim. Kaymakam Bey'e de hükümetimize de hep bize teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Ne var? Eladık hep göl. Yağmur yağdı, islandı. Jandarma geldi diyorsun, Allah umurla versin. Allah devleti de bizi var versin. Benim yaşam bu kadar. Köydeki birçok vatandaş korku dolu dakikalar geçirdiklerini ifade ederek devleti anında yanlarına görmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek diğer yandan yağan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bazı köylerde ormanlık alanlar da zarar gördü. Bugün Pınarlı Köyü'ne gittik ve Pınarlı Köyü'nde vatandaşların neler yaptığını
çatıların ne olduğunu, nasıl olduğunu görüntüledik. Şimdi sizlere o görüntüleri sunacağız. Ne oldu? Çatıları söktü herhalde rüzgar. Şu anda hazırlık yapıyorsunuz. Evet, evet. Çatılarımızı tüm söktü rüzgar. Şimdi de işte onarmaya çalışıyoruz. İki tane cenazeci verin. Erken saatlerde başlayan şiddetli yağmur ve aşırı fırtınadan dolayı köyümüzde 13 tane evin çatısı, muhtelif 8-10 tane samanlık ve aharın da yine çatıları fırtına nedeniyle zarar görmüştür. Nurbay Usta'ki dün acayipti. Benim çatıyı da söktü. Muhtarıyla düzelttik çatıyı da. Allah razı olsun. Ya bu çatıyı buradan kaldırmış da ta ahırya vurmuştu. Bu kavakların öyle. Ama yıllardır böyle bir şey gördünüz mü? Yok, görmedim. Görmedim, hiç görmedim. Taşlı Elan'ın tarafından geldi, öyle bir gürültüden geldi. Ben dedim kavakayım, hep kıracak yani. Kaldırdı, buradan şöyle bir attı. Çok bir görülmemiş bir şeydi yani. Görülmemiş, hiç görülmemiş. Yarım saat bir sursa var ya, hiçbir şey kalacağı yoktu bu mahallede. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde dün başlayan yoğun yağmur daha sonra fırtınaya dönüşünce işte gördüğünüz gibi çatıları söktü, ağaçları söktü. Pınarlı köyünde zarar büyük ama devletimizin yetkilileri, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Jandarması, herkes buradalar ve şu anda vatandaşların yaralarını sarmak için elinden gelen çabayı gösteriyorlar. ...15 civarında ev, yaklaşık 15-16 ahır ve samanlık aşırı derecede rüzgardan dolayı tahrip oldu. Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı hemen Pınarlı Köyü'ne giderek oradaki bu konuyla ilgili evleri hasar gören samanlıkları, ahırları hasar gören vatandaşlarla görüştüler. Vatandaşlar içerisinde bizlere çok önemli şeyler söylediler. Hatta 91 yaşındaki bir dedemiz bizlere dedi ki ben bir asıra yakın bu bölgede yaşadım ama böyle bir felaket, böyle bir rüzgar, böyle bir afet görmedim dedi. Ve kendisinin de evi tahrip olmuştu, samanlığı tahrip olmuştu, ahırı tahrip olmuştu. Devletimizin yetkililerinin Şavşat Kaymakamlığı'na ve Şavşat Jandarması'nın ayrıca Şavşat Sosyal Yardımlaşma Vakfı oraya gitmesi, oradaki o insanlarla birlikte olması, oradaki insanları bir aile mutlu etmiş olarak gördüm ben. Hepsi kime mikrofon uzattıysak devletimizin yetkililerine, idarecilerine teşekkür ettiler. Bizler de buradan Şavşat Kaymakamlığı'na, Şavşat İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na, Şavşat Merkez Karakol Komutanlığı'na buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca vakıf çalışanları da evleri tahrip olan vatandaşların ihtiyaç durumları var mı yok mu diye onu tespit ettiler. Ben Şavşat Vakıf Müdürümüze de vakıf çalışanlarına da buradan teşekkür ediyorum. Nurbay Usta TV olarak Artvin'den herkese iyi akşamlar.